Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz çok iyiyiz çünkü bugün Yasin'le beraber Yalova'dayız ve Yalova'da dünyaları yiyeceğiz. Ne var ne yok gömeceğiz. Sokak lezzetleri, farklı lezzetler, birçok lezzet bizi bekliyor. Allah Allah. Evet Yasin'cim. Merhaba kardeşim. Heyecanlısın bu arada. Tabii ki, video var. Niye heyecanlanmayayım? Karnımız da aç. Enerjim yüksek, karnım aç. Sizin için buradayız. O zaman çok böyle lezzetli, eğlenceli, keyifli video sizleri bekliyor kardeşlerim. Hiçbir yere ayrılmayın. Biz hazırız. Siz de hazırsanız hadi başlayalım. Sultan fırına geldik kardeşlerim. Burada kendine ait böyle değişik açmaları falan da varmış kardeşim. Aynen. Ve burası uzun da yıllardır Yalova halkına hizmet veriyormuş. 40-45 yıldır. Çarşıda olmazmış abi burası. Biz de dedik ki tabii ki gelelim. O zaman gelip bakalım ne var ne yok, ona göre gömelim. Hadi buyurun efendim. Kruvasan 20 lira diyor kanka. Bak benim arabaya yakıt atsam 200 liralık. Gelip kruvasan yesem, geri İstanbul'a dönsem İstanbul'daki kruvasandan yine daha uyguna geliyor. Köprü hariç. Ben onu unuttum. Kanka, köprü hariç. Hadi ver geçtik de maşallah. Evet. Evet kardeşim. Ne yiyelim burada? Kanka bak şu zerdeçallı zeytinli açma diyor. Tamam mı? Bunu bir deneyelim. Bunu tamam, kesin. Ben kruvasanı da fiyat performans olarak merak ediyorum. Burada şey diyormuştuk, sandviç duymuştuk. Onu da soralım. Onu da bir soralım. Sandviçi de bir soralım. Kaldı mı kalmadı mı, nedir ne değildir. Ona da bir soralım. Tamam. O zaman bekleyiz sıramızı. Sıradayız. Sıraya girer misiniz beyim? Bak bu poğaça mide yakmayabilir ha. Tahinli pide de var. Ben kruvasan alacağım galiba ya. Yok lan, kruvasan da yemeyak lan. Ben alacağım. Buraya özel bir şey yap. Tamam ya, ama bunun tadını merak ediyorum. Merhabalar, selamlar. Sandviç var mı sizde? Şu an yiyebiliyor muyuz? Şu an yok. Şu an yok. Tamam. Var ama yok. O zaman zerdeçallı zeytinli açma alalım. Tamam. İçer birer tane mi? Birer tane. Abanmayalım. Olur mu? Yani bir sana bir bana mı? Yok birer tane alalım. Öyle mi? Yarı yarıya bölelim. 2 tane zerdeçallı zeytinli açma. 1 tane tereyağlı kruvasan. Sizin önereceğiniz şu bizim ürünümüzdür, yıllardır yapar dediğiniz bir şey varsa onu da talibiz. Evet. Tatlı verelim mi? Olur. Elmalı kurabiye verelim. Olur, elmalı kurabiye. Bu ürün bizim yıllardır çıkan ve sadece bizde var. Pastamız var. Bizim çocukluğumuzun markası yani. O zaman işte elmalı kurabiye yerine Alman pastasını alalım. Evet. 1 tane mi 2 tane mi? 1 tane. 1 tane. Toplamda ne kadar yapıyor? Ben vereyim mi? Ha? Acı badem tattınız mı hiç? Acı bademi tattık da burada... Ama burada tatmadık. Dışarıda hep fıstıklıyı tattınız. Buradaki acı bademi. Atıştırmalık. Şu atıştırmalık. O bence şu an kalsın. O şu an kalsın, çok çeşit var abi. Hocam çünkü Yalova'ya geldik ve Yalova'yı yiyeceğiz. Tamam, yarın da bekleriz o zaman. Eyvallah. İnşallah. Ne yaptı toplam? Özellikle bayramdan sonra. Ne kadar? 80 TL. Ben verdim bile. Çaylarda Alman pastası 30 lira, evet. Zerdeçallı 35, diğeri 20. Evet. Doğru muyum? Tamam. Biz bununla yiyecek alanımız yok, biz bunu istediğimiz yerde yiyoruz burada. Şeyde bir yerde yiyoruz abi. Doğru. Aynen. Çay ocağı mı var yan tarafta? O zaman orada yiyelim, gelin. Hemen sağ dönünce bir çay ocağı var. Oraya... Bu kafayı çok seviyorum, evet, biliyor musun? Hemen yapıştık oraya. İnan bu kafayı çok seviyorum. Kruvasanla başlayabilir miyim ben? Tabii ki. Yalova'da çay ocağımızda kruvasanla başlıyoruz. Mis. Of. Onu açak mı buraya? Masayı pişirmeyek. Evet, bunu şöyle açalım o zaman. Aynen. Yalnız nasıl sıcaklık? Ve tereyağı kokusu. Tam bir fiyat performansı değil mi? Ben giderken eve alacağım bundan. Nasıl vurdu tereyağı? Arkadaşlar. Kıyır kıyır. Bu muadilde İstanbul'da 100-120 lira iyi bir. Helal kankam, helal. Ölüyordum. Vallahi helal olsun ya kardeşim benim. Vallahi gitmedi. Bak bunun muadilleri iyi bir kruvasanın 100-120 lira. Hı. Bu tatta, bu lezzette arkadaşlar çok başarılı. Bu cepte. Bu gerçekten eğilip giderken alınmalı yani, ben sana söyleyeyim. Güne uygun, lezzetli, güzel bir başlangıç oldu mu? Oldu. Kanka 20 lira. 20 lira arkadaş. 25 miydi? 20 bu. Bu 35. Şimdi kendilerine ait zerdeçallı zeytinli olan. Bak bu ürkütüyor biraz. Bak ürkütüyor, yalan söylemeyeyim. Yani bir anladın mı? Zeytin, bak mesela buna şey dememişler. Sen zeytinlisin dememişler. Zeytini koymuşlar burada. Ya koymuşlar ha. Zeytin var burada. Zeytin tozu değil, zeytin var içinde ha. Evet. Bak ürün güzel ama bana hitap etmiyor. Ben zerdeçal sevmiyorum. Ama zerdeçalın bir tadı gelmiyor bana şu an öyle ya. Ufak, minnak. Zerdeçalmışlar biraz. Tam da güne güzel başlamıştık ama şu an tekrar sabotajlaştık. Yok. Düşüneceğim. 35 lira da iyi buna. Ben bunun dibini çok seviyorum yani. Eyvah ya. Oğlum Ege'ye kalmadı. Alacağız hemen. Hemen şuradan sola dönüyoruz, Ege'yi de alıyoruz. Al kardeşim al. Sen de zeytini şuradan bir yedi lan, elimi yedi. Başka ne var? Alman pastamız var ki bu Alman pastası... Bunun neydi? Bir kere videoda demiştim ben. Neydi bu? Berliner. Berliner değil. Bu Berliner işte. Değil mi? Yani tam Berlinler'de değil aslında. Arada çikolata var kanka. Arada çikolata var. Arada çikolata var. Bak. Zalım sana kaldım. Bu da 30 lira kanka. Bu da vallahi 30 lira. Vallahi çok güzel. Bu çikolata değil galiba, bu şey var. Puding. Olabilir. Toplam buraya 85 lira verdim kanka işte yani. Ben bunu İstanbul'da 80 TL'ye mi yedim ne bir şey yedim. Evet. Evet. Vallahi 10 basar. Çok güzel. Bak tam fiyat performans başladık. Lezzetler çok iyi. Her şey çok. Çay ne kadar abi? 7,5. Bedavadan biraz pahalı. 7,5. Kardeşlerim, Yalovalılar ağzının tadını biliyormuş. Aynen öyle. Ufamızı da yeme, içme, zaman. Ara vermeden tam gaz. Haydi. Kristal büfeye geldik arkadaşlar. Yani bu kristaller hepsi kardeşmiş dedim. Hepsi kardeşse o zaman fark etmez dedik yani. Biz de bir tane inandığımız kristal büfeye geldik. Çarşıda Yapı Kredi'nin sol çaprazındaki ne geldik? Sağ çapraz oluyor. Böyle dönüyorum, tamam mı? Yapı Kredi'yi arkama alıyorum. He sol, sen sol, giderken tabii ama ben denize giderken sağ çaprazımda kaldı. Okey. O zaman hadi içeriye geçelim, o meşhur patsodan bir yiyelim, buyurun. O zaman patates ekmek diye geçiyor zaten, meşhur patates ekmek diye geçiyor. Biz de o meşhur patates ekmekten söyleyelim. Bir tane söyleyelim. Hayır abi, birer tane söyleyelim. Takipçiler de diyor ki tane eli olmaz diyor. Birer tane söyleyin, adam akıllı yiyin, aynı şeyden yemek kötü duruyor diyor. Çok da hak veriyorum kendilerine. Birer tane söyleriz kardeşim. Eyvallah. Zaten Egetay ikisini birden o zaman siparişimizi verelim. Hiç göründüğü gibi değil ha, tam gömücü ha. Oğlum acayip yiyor. Maşallah. Çubuk yok değil mi? Yok yok. Patsomuz geldi kardeşlerim. İnsan bir soruyor. İstanbul'da patso zaten var. Burada hani ne gibi farklı? Çünkü burada patso değil. Burada meşhur patates ekmek demişler. Lütfen. Bu ayrımı yapalım öncelikle. Yalnız ev patatesi. Bu ara göz attım, takipçim geçirdi şöyle oldu. Fırat Sobutay burada ya. Evet, Yalova'da. Bir şey söyleyeceğim. Patatesi bir yer misin? Yalnız çubuk yok. Patsoda çubuk var, patates ekmekte çubuk yok. Yok. Ha. Doğru. Olay tam anlayamadım. Bu ısırılarak yenilebilir evet. Yani. Ama benim patatesim daha fazla sanki. Benim mi? Benimki. Evet, olabilir. Kardeşim afiyet olsun. Sandviç ekmeği sütlü gibi. Bir farklılık var evet. Ama yok. Tabla yani ekmeği. Bunu da... Tabla. Farklılık yok. Yok mu? Tabla mı? Hah. Bu arada... Eyvallah. Bu arada buraya... Lan 50 defa bu arada dedim, lafımı bir söyletmedin Yasin ya. Demeyeydin abi. Bir şey söylemek istiyorum. Buraya gelmemizin en büyük sebeplerinden biri takipçilerimiz oraya nasıl gitmezsin dememesi için arkadaşlar. Hani Yalova'ya gelmişken bir patates ekmek yemen lazım. Burada kristal büfe olayı var yani. Bir şey itiraf edeyim mi? Patates ekmek yemeden gitmeyin dediler ya. Benim nasıl bir algım vardı biliyor musun? İşte ekmeğin hamuru işte patates, böyle farklı bir şey vardı. Şimdi bizde patso ya bu. Evet. Patates ekmek deyince ben bambaşka bir form düşünmüştüm ama patsoymuş. Bizim patso. Bizim patso. Acaba ne kadar? Yani bizde 95-100 arası oldu bunlar. 100-120 falan oldu diye. Bu arada, ne kadardı? Ben buna sosis çok yakıştırıyorum ya. Ben tam tersi, sosisten ziyade kaşar. Yo. Ben de kaşarla çok beğeniyorum. Sosis. Egetay arkadan kafa sallıyor. Böyle. Ama sosisi de böyle haşlamayacağım. Rica edeceksin işletmeden. Kızartacaklar. İşletmede tabii şey der ya, hay tabii ki efendim der. Güzel işletmeler der. Hani ben sanmıyorum. Müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran işletmeler der. Dersiniz değil mi kardeşlerim? Dersiniz. Sen öğrensin ya. QR kod bir şey yok mu? Yok. Ne istiyorsun? Fiyat. Kardeşlerim. Fiyatı nedir? 60 lira fiyatı var. Tamam. Mis. Teşekkür ederim. İyiymiş. Çok iyiymiş. 60 lira ekmek denir buna. Patates ekmek denir. Ve de yenir. 60 liraya çok iyi. Sanırım. Hadi daha. Sanırım İstanbul'da kazıklanıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Hele pilavcılar. Esnaf kendi kendine şey yaptı. Yok kanka sen şey yapmıyorsun da. Ama kira, yaşam, hayat standartları değil mi? Yani. Baba bu fiyatlara burada asgari ücretle yaşayabilirsin. Dedik değil mi az evvel? Evet. Çünkü 60 lira, 20 lira. Gel de bunu İstanbul'da. Ama ev kiralarını bilmiyorum. Gel şimdi bu İstanbul'da 60 liraya ye. Hadi buyur. Çünkü eleman 60 lira... Atıyorum, eleman asgari ücret çalışmıyor. Bak sana bağırıyorlar. Hop! İsmail abi hop! Bağırıyorlar. Fırat abi. Oradan nasıl yürüdü lan? Bir şey anlatıyordum ve seni dinliyordum, yine koptun. Ben kopardım değil mi abi? Evet. Ben kopardım değil mi? O zaman diğer mekanda görüşürüz kardeşlerim. Eyvallah. Şimdi köz kebaba geldik. Burada sulu yemek de var ama et döneri de bayağı güzel olduğunu söylediler. Et döner yazan çok oldu evet. Evet. Ve Güzel olduğunu da söylediler. Şimdi Yasin'le biz de oturacağız, yiyeceğiz. Ama şöyle bir şey var, dışarıdan da güzel görünüyor. Et döner deyince benim şu an ağzımın salya salgısı ×5. Video burada bitebilir değil mi senin için? Ya bu okey de okey olur değil mi? Hadi o zaman. Ya, güveniyorum buraya. Bunun lezzetine güveniyorum abi. Buyurun. Burada oturalım. Otur. Öyle mi geçeceksin? Geç. He, geç abi. Dönerin kokusu çok güzel geliyor ha. Tipi daha güzel görünüyor. Bura bence nota atışı olacak. Harbi mi? Hissediyorum. İnşallah. Kardeşim bir pilav üstü söyledik, bir porsiyon söyledik. Onlar gelince biz de buradayız. Tabii de ayransız olur mu? Olmaz. Yayık ayranı da yapıştırıverdim. Günde hemen 55 litre sütün ineğin hakkını veren Fırat Sobutay. Bir ineği içiyorum. Bir evlilerim kardeşlerim. Siparişler gelince biz de buradayız. Geldi Fırat'ım geldi ama ne güzel geldi. Geldi gerçekten. Ne güzel geldi. Bir şey söyleyeceğim, et tam bizim sevdiğimiz gibi parça parça değil mi? Şöyle ben daldım. Valla ben... Ha? Bir ayran gurmesi olarak ne diyorsunuz? Ayran akıyor, ayran akıyor. Şimdi şöyle pide var. Ha? Bak bunda, ha? Oha. Yani maşallah, pardon. Bak. Döner çok baharatlanmamış. Diyor ki ben etime güveniyorum, lezzetime güveniyorum. Bunu baharatla örtmüyorum. Hafif bir kuzu var, döş. Geliyor alttan kuzu tadı ama yoğun baskın değil. Değil, yakışmış yani. Doluluk güzel. Kuru değil Yasin. Kir yazdırır, buraya gel abi. Pişman olmazsın. Gerçekten kardeşlerim, göründüğü gibi döner gerçekten iyiymiş. Tavsiye üzerine de. Köpüklerden geldi diyelim. Köpük bıyıkta kalmasın istiyorsun. Et döner de içinde kalmasın. Şu hamleyi yapıyorsun abi. Wow! Daha önce hiç denenmemişti. Bir şey diyeceğim. Çok wow'sun ya. Oğlum biz her yeri gömdük ya. Biz her elim ayağım titredi. Ben bir porsiyon daha yiyebilir miyim? Hı? Şişer miyim? Bir parça bana da bırak. Lan söyleyeceğiz manyak. Oğlum sen ne bir parça bırakalım? Sana söyleyeceğiz. Soğumasın diye. Sıcak sıcak ye diye. Hocam pilavı yediniz mi? Pilavdan biraz aldım. Fiyatlarını öğrenelim. Porsiyonla pilav üstünün fiyatı ne abicim? Pilav üstü 300, porsiyon 250. Arkadaşlar dedi ki abi dedi ben şimdi oraya da tandır getireceğim dedi. Bir de şıngır şıngır. Şıngır şıngır dedi. Oh wow. Bu da güzelmiş diye. Bu da güzelmiş. Abi zaten et dönerin güzelse tandırın da güzel olacağını düşünüyorum. Vallahi getiriyor tandır. Abi tandır yedin. Yap bakalım. Adam güzel etti. Gömdüm, beklemedim. Abi hepsini yedin sen ya. 250-300 İstanbul'lu aynı. Aynı. İstanbul köz zaten kardeşim. Aynen. Oo, oo. Osurtturur. Yırtar, yırtar. Kalkar. Yırtar, çok fena. Getir usta abi diye. Getiriyor mu harbiden? Şimdi şıngır geliyor mu? O zaman biz abi tandırı da getirince geliyoruz. Vaaay. Wow, vay anam babam. Kuzu tandırı geldi. Şunu hep yapmak istemişimdir. Sündürelim. Bir şey diyeceğim. Fro. Yasin. Bak. Dönere kafa atılır, buna mermi sıkılır. Değil mi? Sıcak. Ağzı yanmasın. Nasıl da beğendin mi efendim? Harbiden wowmuş ha. Aynen aynen. Lezzeti güzel. Salata da geldi. Hani kuzu yemeni ve sevmeni ağır gelir ya, o bir tadı vardır ya, bunda yok kardeşim. Çünkü aslında kuzu, bir dakika abi, aslında iyi bir kuzu eti normalde de rahatsız etmez yani bu arada arkadaşlar. Ama etten aldığım tada bakacak olursak bunun yöresini sana söyleyebilirim Yasin. Balıkesir. Bu direkt Balıkesir kuzusu. Wow. Öyle mi abi? Aynen, aynen. Wow. Abi daha deminden beri arkada Balıkesir, Balıkesir diyor da oradan şey yaptım. Ama... Abi güzel yaşa. Abinin ciğeri şurada kaldı Yasin. Sırtta ciğeri. Ece gülme, kamera titriyor. Lan gülme, kamera titriyor. Aklını aldı, ciğerini de bıraktı. Aklımı aldı, Allah ona uzun ömür versin. Hadi şu pide de gelmişken şöyle yapalım. Pide mi? Şu... Bu ekmeğe pide mi dedin? Ha, lavaş işte. Bir isim var. Neyi? Bilmiyorum. Ama bunun bir ismi olmalı yani. Bu pide ekmeği olamaz. Pide yani. Ya, pide işte kanka. Buna pufuduk diyelim. Pufuduk mu diyelim? Tamam. Abi, tandır ne kadar? Tandır porsiyon şu anda 430 lira. Tamam öyle, 400 mü diyecektim? 430, bak. Wow. Wow. Abi güzelmiş. İkram için sağ olun, Allah razı olsun. Eyvallah. Ailenize sağ olun. Oğlum belki ikram etmeyecek adam. Niye ikram için sağ ol dedim? Oğlum öyle bir adam değil. Ha? Öyle bir adam değil. Niye zan altında bırakıyorsun adamı? Oğlum tamam çok yeme. Ege'ye bırak. Gömdük hadi. Diğer mekanda görüşürüz. Adım adım Anadolu, evet. Tezcan'a geldik. Burası da önerildi. Burası önerildi. Kebapçı falan ama burada pide yayınlandı. He. Buranın pidesi meşhurmuş arkadaşlar. Biz de şimdi Tezcan'da pide yiyeceğiz. Ama ne yiyeceğiz bilmiyorum. Yine çarşının bir yerindeyiz. Neredeyiz la ben bilmiyorum. Tezcan kanka. Bunları Google'a yazarsanız da bulursunuz bu arada. Sahile yakın, çarşıya yakın yerler buralar. Buyurun. Mekan da afili ha maşallah. İyi duruyor ha. Büyük. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Döner fiyatları her yerde. He. Her yerde 250-300 bandında. Aynen öyle. Annem kebap var ha. O neymiş ki? Beyti gibi duruyor. İyi bence pideye geldik. Ben de evet. Bence de. Ama bu arada her şey var mekanda. Kuşbaşlısından, hepsi. Kebabına. Bir şey söyleyeceğim. Kıymalı mı pide yiyelim, kuşkaş mı? Kuşbaşlı kaç para? Dur bak. Kuşbaşlı 200 lira. Kuşbaşı kaşarlı. 200 lira. Bak ne güzel 200 lira. 300'e yemiştik biz. He. Biz 300'e yemiştik. O zaman kuşbaşı kaşarlı mı yiyelim pidede? Kuşkaş yiyelim. Olur. Abi kuşbaşı kaşarlı bir tane pide rica edelim. Yani kuşbaşı kaşarlı. Ha bak mesela onu tek söyleriz. Bu ayrı ayrı yenilebilecek bir şey. Anladın mı? Ortadan. Sen bize ateş ediyorsun abi. Bütün gün yiyeceğiz ve ayrı ayrı porsiyonlar söylüyoruz. Güzel yedik ama. Harbi güzel yedik. O zaman sipariş gelince biz de buradayız. Kuşkaş geldi. Hoş geldi. Buyurun. Döne döne geldi. Yanına da bunu ikram ettiler. Bunu da böyle üstüne atıyorsunuz. Yok. Ya bir şey söyleyeyim. Pide dediğin kuşkaştır aslında ya. Değil mi? Yani ben de... Ruh. O yüzden hemen atlamadım. Şu an bunu kurban gibi, koba gibi kullandım. Şu elime aldım, parmağım yandı. Ağzıma götüremedim ama aslan kardeşim bir gaza gelerek... Evet. Video burada bitmiştir. Damağıma mas söktük ya. Şu an dil, damağı. Vallahi gitti. Kuşbaşıda bıraktık. Video burada bitirdik abi. Ne yiyecek şu an tad alamayacağız. Sadece tuzu az. Tuzsuz lan. He. Tuzu az arkadaşlar. Ama şu an etsiz falan tadı kötü gelmiyor yani. Şu an et kalmış. Etin lezzeti falan güzel bu arada. Kötü değil kuşbaşı. Tuz attın mı? Attım. Attım. Lan kör olacaksın attım. Çok tuzsuz. Arkadaşlar hamur okey diyor. Tamam. Malzeme ucuza kaçmadım diyor. O da bir gerçek. İstanbul'da 300 yediğimize göre, burada da 200 yediğimize göre okey. Rahat rahat. Değil mi? Ve 200 lira için de bence yani güzel bir lezzet bu arada arkadaşlar. Lahmacunun fiyatı da 75 TL. Şu tarafta arkada yiyenlere baktığıma göre de güzel yani. Güzel görünüyor ama tadı nasıl? Daha bilmiyoruz. Mesela niye burada kebap değil falan değil de pide dediler? Valla ya bize denk geldi çünkü mekanda her şey var. Evet. Ve 30 yıllık mekan durduğuna göre birçok ürünler lezzetli bir ihtimalle. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama şey yani pide de pide, pide de pide. Geldin buraya, bunu söyledin, yedin, mutsuz olmazsın. Güzel. Bunun için gelir misin? Yok. Yok yani pide. Ama diğer ürünleri tabii belki daha güzeldir. Ben sırf Yalova'daki arkadaşlarımız için hani buraya gelip gelmedin, dayağı yersin bizden demiyorlar tabii de. Hani oraya nasıl gitmezsin diye. Çünkü anlamında eski yerler buralar tamam mı bile? Popüler böyle eski, bilindik. Hani ben diyorum ki bu meşhurları böyleyse meşhur olmayanlara gitsek acaba? Gideceğiz belki onları buluruz. Ne? Belki onları da buluruz. Çünkü sokak sokak geziyoruz abi. Mesela mekan belli gidiyoruz. Araştırdık, ettik tam oraya gidiyoruz. Ama deli gibi araştırıyoruz yani ne var ne yok. Esnafa giriyoruz çıkıyoruz, kasaba soruyoruz, ona soruyoruz. Valla bunları yapıyoruz ha bu arada. Bilmediğimiz bir şey vardır, keşfedilmeyen yani bir yer vardır. Bizim bilmediğimiz, bize söylenmeyen, hani bulamadığımız bir yerler belki vardır çıkar diye. Bu emeği de veriyoruz yani. Veririz tabii, veririz. O zaman fiyat söyledik, lezzeti değerlendirdik. Diğer tarafta görüşürüz kardeşler. Şimdi yediklerimizi sindirmeye geldik. Onun için de Yalova sütlüsü yemeye geldik kardeşlerim. Yalova sütlüsü de abi vardır ya her şehrin bir simgesi. Evet. Bu Yalova sütlüsü de öyleymiş. Şehrin simgesi bu tatlıymış abi. O zaman haydi gelin simgeyi bir yiyelim. Gelin. Evet. Mekanın arka tarafı da genişmiş. Ben dedim küçük bir yer, oturacak yer yok herhalde. Arkada şöyle bahçe. Bir yerden giriyorsun. Şöyle bir yere. Ama Yalova'da öyle mekan çok ha. Evet. Başka bir mekan daha vardı böyle bir girdik. Bambaşka bir dünyaya açıldı o da. Enteresan. Şimdi Yalova sütlüsü. Sipariş verebiliriz evet. Yalova sütlüsü alalım. 2 tane de çay. Porsiyon bilmiyorum ki. Bir porsiyon. Bir porsiyon. 2 de çay. Çay. 3 çay oldu. 3 çay oldu. Hayır şimdi o çekimden sonra içiyor. Ben onun için söylememiştim. Soğuyor çayı. O çekene kadar. Bak şimdi ben onu biliyorum ama bakışları vardı nasıl biliyor musun? Bana da söyle diyordu ama onun çekimde. Mobbingin kralı yani. Canı çay çekti herhalde. Anladım. Mobbingin kralı yani. Eyvallah. O zaman tatlımız gelince biz de buradayız. soğuk baklava, güllaç gibi ama değil, kendine has hamuruyla. Şahsına münhasır, şehre ait bir patentli ürün. Yani Hindistan cevizi dedi, fıstık falan dedi. Sunum ondan değil mi? Kanka sunum zaten para eder. Bir sana, bir bana, bir ona. Haydi o zaman şöyle bir an önce güllaçtan istiyorum. Daha hamurumsu. Evet. Keserken anlaşılıyor. Wow. Gerçekten de ne soğuk baklava, ne güllaç. Kendine has bir tat var ha. Hindistan cevizi geldi. Fıstık geldi. Hamur gayet kıvamında ve lezzetli. Lezzetli ve şeker oranı çok iyi değil mi Yasin? Şeker oranı hiç bayıltmıyor. Aksine çok güzel. Sanırım o süt onu dengelemiş. Çok daha güzel kıvama gelmiş. Evet. Çok güzel bir kıvamı var harbiden. Yani soğukluk da çok güzel. Hı? Ne diyorsun? Bundan 10 porsiyon yerim diyorum. Aldık mı bunu da eve giderken? Kesin aldık. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz gidene kadar bu ısınmaz mı? Ha? Atarız buzluğa. Öyle. Olsun be. Sen de böyle Yasin. Egeciğim hakkını helal et be. Afiyet olsun abi. Sayın izleyiciler, siz de hakkınızı helal edin. Niye adama tek söylerim oğlum? Keşke burada olsaydınız. Ve bu 3 dilim bir porsiyon mu? Evet. Fiyatı da 145 lira. Çay ne kadar abim? Çay da 20 TL. Çay da 20 TL işte. Bir çay bu. 165 lira. Yoğun ama gerçekten de patent aldıkları kadar da varmış ya. Ne diyorsun? Güzel. Ha? Güzel değil mi? Şu an bu tabağa kalkıp böyle şerbeti kafama dikesim geldi yani. Tabağı şöyle alayım. Yemin ederim ben de yapasım geldi. Alayım böyle. Ben de onun için şöyle yapacağım. Dur. Şöyle iyice hayvanlaşalım. Mekan bir daha bizi almasın. Ekmek var mı? Var mı dilim ekmek? Şaka yapıyorum. Kardeşim benim o da şey yapıyor hemen. Yiyecek mi? Yok. Bence bu elmanın da bir özelliği olmalı. Bence normal elma. Şöyle bir özellik. Şimdi yedin tatlı falan. Bak bunu bir ye bakayım ne oluyor ağzına. İyi be. Bozmasan. Bozulmuyor işte. Israrcısın. Yemeğime hiçbir şey olmuyor. Olmaz ya yeşil elma yani. Yok çok güzel gidiyor yanında. Yeşil elma yani. Çok güzel gidiyor. Ben burada bırakmak istiyorum bu lezzeti. Damağımda kalsın. Yalova'nın plakası kaç biliyor musun? 77. Ben 77'yi Zonguldak zannediyordum. Zonguldak 78 miydi? Ya şimdi şehirlerle girip kendimizi pis etmeyelim. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bu arada ben tatlıya harbiden yükseldim. Yani aktı. Hani şey gibi geliyor mesela şu an. Ya güllaç o. İşte soğuk baklava değil mi? Arkadaşlar benzetebilirsiniz görüş olarak ama lezzet gerçekten farklı. Yani gelince soğuk, anlayacaksın. Soğuk ama ola ki yolunuz düşerse yediğinizde anlayacaksınız. Çok güzel şeker oranını ayarlamışlar. İçindeki malzeme ayarı falan. Harbiden güzel bir lezzet takıyor. Benim gibi böyle çok tatlıya düşkün olmayan adam bile akıtır kanka. Doğru tespit. Tatlıyı sevmeyen adam için, böyle buram buram şerbet sevmeyen adam için akar. Güzel bir çözüm. Muadili neydi? Sütlü Nuriye'ydi. Sütlü Nuriye. Sütlü güllaçtı. Güllaçtı. Bazen işte, güllaç her zaman bulamıyoruz Ramazan'dan Ramazan'a. Soğuk baklava falan. Hepsinden daha fresh. En güzel detay da Hindistan cevizi detayı. Evet. O daha fresh bir tat veriyor kardeşim. Ben de çok hoşuma gitti o yönde ya. Yani Yalova'ya geldiğinizde bu gittiğimiz yerlere hani ne kadar giderseniz gitmezseniz sizin bileceğiniz ama bunu teyit geçmeyin. Yani bu tatlıyı yiyin. Bu arada kardeşim seni hepsinin uzunluğunda takdir ediyorum. Yalova'ya çok böyle gelen görmedim ben ha. Evet. Fırat Sobutay farkı. Gideriz karış karış. İstanbullular da burayı hep es geçmiş biliyor musun? Niye ya? Hep böyle... Gerçi bir dakika takipçi de dedi biliyor musun? Beni gördüler sağ olsunlar bu arada çok ilgi alaka vardı. Hepsine çok teşekkür ederim buradan tekrardan. Dediler ki böyle abi ne geziyorsun ne geziyorsun ya dedim, nasıl ne geziyorsun işte. Burada ne yapıyorlar? Burada ne işin buraya kimse gelmez ki diyor. Abi ne kadar yanlış ya. Evet. Arkadaşlar 50 dakikalık bir saatlik yol. Hep şeymiş buraya bir kervansaray gibi bulunmuşuz. Geçiş güzergahı. Geçiş güzergahı. Hiç şehre girip şehrin tadını çıkarmamışız. Evet. Ben dahil buna bu arada ha. Çok da güzel şeyler var yani mekanlar var, yerler var. Evet. Bayağı iyi yani. Sahili falan da var. Sahili falan da çok güzel yapmışlar. Yalova Belediyesi ve Yalova Valiliğine buradan sesleniyoruz. Hayır bir de şöyle fiyat performans genellikle bak şunu gözlemledim burada da. Mesela İstanbul'a bir saat mahalleli yerde her bütçeye göre mekan var onu gözlemledim yani. Evet. Çok para harcayacağın kafe tarzı yerler de var. Sahil var, deniz var. Ama normal sen az bütçeyle de abi 20 liraya tereyağlı kruvasan var yani. O 25 hala ben iddia ediyorum. 20 onu. Ya 20 çektik videoyu da çektik onu. Peki biz buradan... O zaman bitti mi? Gömmeye devam ediyoruz. Gömmeye devam ediyoruz. Tabii bu şeydi işte tatlı ile yediklerimizi sindirdik. Hatay Sandıkçı Eser Bey'in deyimiyle. Yediklerimizi sindirmek için tatlı yiyoruz. Ben de tatlı olunca son mekan zannettim. Yok. Maşallah durmak yok. Yok devam. Durmadan. Geliriz. Şimdi de 3 kardeşler kasap ızgaradayız arkadaşlar. Burası kasap ama isterseniz de böyle beğendiğiniz bundan deyip de alıp pişirip burada da yiyebiliyorsunuz. Ben avuçlarımı avuşturuyorum. Niye? Et. İçeride et var. Et anladığım kadarıyla konsepte şundan diyorsun. Masana geçiyorsun. Önüne geliyor. Pişirip getiriyorlar. Haydi buyurun biz de seçelim. Yok Yasin. En mutlu olduğum yerdeyim. Selamlar tekrardan. Şimdi ne yesek, ne şey yapsak, sizin tavsiyeniz ne? İsim neydi abi? Benim ismim Turgut. Eyvallah. Eyvallah Turgut Bey. Şimdi ne yiyelim Turgut Bey? Şimdi size mi bırakalım, biz seçelim mi? İsterseniz bana bırakın ama isterseniz ben özellikle bunu isterim. Bir şey varsa yardımcı. Bıraktık gitti. Tamam. Biz bıraktık. Tamam. Biz sana güvendik, bıraktık. Çünkü arkadaşlar çeşit fazla. Sadece o şu şiş kebap gibi şeylerden falan olmasın. Ondan kebaptan. Turu kardeşim benim. Beni ete göm. Mezar taşında lokum olsun. Tamam. Ha, benzetmeleri yedi bitirdi bu adam ya. Bitirdi. Ne? Benzetmelerim bitirdi beni diyorum ya. Abi efsane. Evet. Yapacak bir şey yok. Geçecek biz hadi. Aşağıda beyefendiye dedim ki, baba dedim, bizi ete göm, mezar taşımızda lokumdan yap. Evet, ben yemin ederim yapmış. Harbiden yapmış. Vallahi yapmış. Şu an burada 4 porsiyon et var arkadaşlar. Bak, mezar taşında lezzet yazıyor. Vallahi billahi. Arkadaşlar biz burada biraz abarttık. Evet. Ama niye abarttık? Hepsini görün diye. Yoksa biz yiyelim diye değil. Değil. Ondan başlayak. Şöyle bir şişten. Bak, affınıza sığınarak hakkınızı helal edin. Keşke burada olsaydınız. Eyvallah. Mezeler ikram bu arada. Şurada şöyle bir şey var. Buranın köftesi meşhurmuş. Ha. Onunla devam etmek istiyorum. Aynen. Köfte demişlerdi asıl. Yasin Bey ne kadar ki var, bıçak kullanıyor adam ya. Genelde elle giriyorum ya. Ha. Soğumasınlar diye benden. Evet, tam bir kasap. Tam benlik. Yasin Bey sever bunları. Köftesi yumuşak, katkı, gereksiz baharat yok. Katkısız. Artı içinde bir kuzu ile hissediyorsun ya sanki, he? Hı. Kuzu var. Ortamda kuzu var hocam. Aha, starlar. Kınışlar çekildi. Lokum. Yağlı kara, lokum, ne dersen. Ama lokum. Oo, bu köfteden daha iyi. Ama bu etin padişahı. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Lokum. Harbiden lokum güzel pişirmiş. Oh. Egetay. Doydun mu? Alan. Kalmaz bu. Kalmaz oğlum. Bak. Birazdan diyor çılgına bak. Cesarete bak ya. Alpaşam al. Şu antrikottan da almak istiyorum. Bu arada işte pilav, içeceğe para alıyorlar. Şimdi burada fiyatlarla ilgili de ben size söyleyeceğim. Ne oldu? Ne yapayım lan? Bakışıyor. Sözsüz iletişim. Zevkten 4 kişi. İyi oynadım. Bu antrikot. Evet de. Normalde hocam ben asla antrikot yemem. Et de varsa kuzudur, yoksa kuzudur. Bak be ama. Diyor ki ben dinlenmişim, beklemişim, evet. Güzel bir kıvama gelmişim, bambık gibi olmuşum ve pişmiş önünüze gelmişim. Kesinlikle. Antrikot da gayet başarılıydı. Yani benim en son yükseldim yani. Çöp şişte pamuk gibi de ona az yükseldim, çok değil. Ha. Ona çok yükselmedim. Şimdi burada iki kiş mi? Konuşamıyorum. At gibiyiz çünkü. At gibi yiyoruz. Kişniyoruz. Şimdi buradaki 2 tane lokum arkadaşlar, bir porsiyon, onun fiyatı 400 TL. 2 tane çöp şişin fiyatı 170 TL. Antrikotun porsiyonu 250 lira. Köftenin porsiyonu da 170 lira. 80 kardeşler. Olabilir. Kaldım 80'de çünkü. Var kankam. Nerede? Burada. 180'miş. Bir kasap köfte var 150. Bir de pabuç köfte var 180. Bizimki pabuç köfte. Güzel daha. Biz yedik. Bizim damak zevkimize göre konuşuyorum. Evet. Bugün için bence güzel yere gidiyoruz. Evet. Ve devam ediyoruz. Aynen. Köftesinden memnun olacağım buranın. Köfteye gelinir abi. Evet. Ben antrikot beğendim. Kuzu lokuma gelinir. Antrikot da fena değil. Antrikot bana geçmez abi. Mümkün değil. Ne kadar güzel olsa olsun dana eti bana çok yaban geliyor. Ben okeyim. O zaman fiyatları da söyledik. Buraya gömüyoruz. Diğer mekanda görüşürüz. Şimdi de Basrıoğlu piliç çevirmeye geldik. Burası da popüler yerlerden bir tanesi. Adamlar piliç konusunda bayağı bir popiymişler abi. Uzmanlarmış, işlerinde iyilermiş. Biz de göreceğiz, deneyeceğiz. O zaman vakit kaybetmeden geçecek mi kankam? Hızlıca. Haydi buyurun. Şimdi dedik ki yani burada piliç kanat da meşhur. Çevirme de zaten olmazsa olmaz. Olaylar tavuk olduğu için aynen hem öyle. Kanat söyleyelim. Bir yarım piliç çevirme söyledik. Bir porsiyon kanat söyledik. Ev patates kızartması varmış. Ondan söyledik. Gaza geldi salata söyledik. Çoban salata da söyledik. Söyledik. Hiç yememiş gibi söyledi de söyledi. Vallahi bile sana bir şey söyleyeceğim. Ben yiyeceğim ama. Abi bu şaka gibi bir durum değil mi ya? Yani bu çok enteresan bir durum. O zaman siparişler gelsin kardeşleri, biz de buradayız. Geldi. Bak bu arada burada baharat da var. Tavuk baharatı var. Evet. Tuz da var. Şöyle patatesi ben Ege çekerken biraz tırtıkladım. Tuzu yok. Salatanın da şöyle. O zaman hazır mı? Kanattan başlayalım mı? Kanattan başlayalım hadi. Şöyle ya. Onu buraya alabiliriz istiyorsan. Bu da cepte. Bu da cepte kardeşim. Bu da cepte. Belli bak, ki bu baharatı kullanmışlar. Kanalı şöyle açmayı çok seviyorum. Hop. Ha, teke indirdin oraya. Hı. Ya bizim şöyle bir şey vardı bir de, şöyle bastırma. Sonra şöyle aldım. Pırıl pırıl. Aktı kanat. Sulu. Sulu bu arada, kuru değil. Baharat lezzetli. Evet. Hatırlıyor musun bir iki kişi bize şey aynen, güzel bu, ama. Bu var sanki bunda. Var var. O var. Bir iki arkadaş şey demişti. Oranın yalnız hani biraz kanadı kuru gibi dedi. Ama değil. Hı. Rica etsem sapak verir misin? Peçete mi? Al kanka. Sayın işletmeler, peçeteye çok basınca çıkmıyor biliyor musun? Sonra böyle israf oluyor. Al. Dur oha. Salatayı şöyle de alacağım ben. Yani... Ha, belli ki yeni yapılmış, taze, suyu tabii bırakmamış. Aynen öyle. Leziz. Bu ne iştah diyor. Ya kardeş. Şimdi ben bir pilici baharatsız yiyeceğim ilk önce şu göğüsten. Çok cesursun, ben hiç baharatsız sevmem çünkü bu tarz piliçleri. Bakacağım. Tavuğun saf tadını sevemedim bir türlü. Şuna zıplatır mısın? Baharat da mı? Eyvallah kardeşim. Güzel. Güzel olan tarafı piliç, suyu çabuk bırakan bir şey ya. Baba bu sulu, lezzetli bir piliç abi. Sence? Bence de kanka başarılı bir tavuk çevirme. Şimdi ben hatta şöyle buttan da bir... Ay elle mi yiyorsun? Tabii elle yiyecek. Neyle yiyecek? Buttan da denemek istiyorum. Ya göğüs böyleyse but daha efsanedir abi. En kuru yerini yedim ya. Göğüs gerçekten güzel. Ama şey, but da gerçekten başarılı. Yani tuzunu falan atacaksın işte o. Tamam, tuz da atma ihtimalleri yok zaten. Yarın tuz da verir. Sağ ol gözüm. Ne demek? Yok. Ne olur, çok mu attın? Kemik geldi. Ha, kibar adam. Bir de dük geldi. Lade tutacak mı lan lade? Yok. Ya hadi lan. Buraya geldin. Tavuk seversin. Ben olsam aynı bizim yaptığımız gibi. Net. Yarı bundan söylerim. Yani bir porsiyonu, yarım porsiyon bu. Gayet söylenecek bir şey. Şöyle söyleyeyim, yarım porsiyon pilicin fiyatı 150 lira bu piliç çevirmenin. Kanatın fiyatı 200 lira. Duble patates bu arada arkadaşlar. Bunun fiyatı 100 lira. Yalnız çok iyi fiyat. Evet. Salatanın fiyatı da 90 lira. Bu da duble. Yani buradakiler duble kardeşlerim. Fiyat bence... Bir de akıcı. Daha önce gittiğimiz mekanlar böyle hep şehrin merkezinde ya. Evet. Burası İstanbul'a girerken yolunda ilk uğrak yer olabilir. Evet, şehir merkezinde böyle 10 dakika 15 dakika mesafede. İstanbul'dan geliyorsan burası ilk mekan olabilir. Aynen. İstanbul'dan gelirken bu hemen sağ tarafında kalacak zaten. İstanbul'a gelişte. O zaman yoksa biz bunu... Ben bu arada kanattayım. Kanat başarılı gerçekten. Biz gömelim geliyoruz. Şimdi de yine eski ve köklü bir mekana geldik. Asrın kardeşlere geldik. 68'den beri varmış burası arkadaşlar. Buranın biz de popüler sulu yemeklerinden böyle bir iki tane seçtik. Çünkü buranın fırını var, sulu yemek çeşidi var. Birçok böyle lezzet var ya. Bilmesek, hani daha önce biz söylenmese ne olduğunu. Lan bura fırın mı? Evet yani fırın mı, restoran mı? Her şey var ya maşallah. Ama her şey var yani. Yine böyle... İstanbul Yalova yolu üzerinde, Yalova merkezde yine bir 8-10 dakikalık bir mesafede arkadaşlar. O zaman siparişler gelsin, biz de buradayız. Biz de gelelim. Koku çok güzel gelmiyor mu? Hemen güveç söyledik. Şöyle sebzeli, kuşbaşı etli. Onu merak ediyorum. Güvecimiz var, kuru fasulyemiz var, pilav. Cacık, cacıkta da yok. Yine cacıkta bir... Çok benim tarzım değil. Evet. Ben sorulması tercihim. Yok böyle de Böyle de yapıyor. Normal istiyorsan klasiği isteyelim. Yo. Bunu ha biz mi tercih ettik bunu? Hayır. Tamam. Klasik de var. Hani şunu merak ediyorum. Şundan başlayalım mı? Haydi gel buyur. Şöyle sebzeli güveçten. Acı sevmeyen bir diziysen sana uygun değil ama çok alttan vuran tatlı bir acı. Ben bayılırım. Tam benim sevdiğim tarz. Böyle Adana'da da patlıcanlı güveç tava var. Yasin. Lezzetli. Lezzeti falan gerçekten çok iyi. Sıcak. Ben yalnız ekmek denemek istiyorum. Bura çünkü ekmeğiyle de ön planda. Şu var yani, şuna bir batıralım suyuna ya. Ha? Oh yeah. Bak. Bu da lezzetli görünüyor sence? Bu da etli mi normalde? Etli. Bir tane koymuşlar. İki tane var. Etçikli. Fasulye güzel pişmiş. Değil mi? Hı. Ezilmemiş. Çok güzel pişmiş. Kesinlikle. Bu arada cacıktan yiyebilirsin ya, sen akar. Fasulyenin pişimi çok güzel arkadaşlar. Gerçekten başarılı pişmiş. Ama belki de tercih mi bu eti bu şekilde hani saslama? Çünkü hayır, şöyle bir şey var. Ben paylaştıracağım eti. Evet. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani burası sanki etin şeyini yapabilecek bir potansiyelde bir yer değil yani, hesabını. Hani zaten etli diye şey yapıyor. Hani ona şaşırdım sadece. Bir parça bana denk geldi. Evet. Sıkıntı yok. Lezzet çok iyi abi. Çok güzel. Ama şu güveç benim özlediğim tarzda bir güveç tarzı. Ben çok beğeniyorum. Et falan şey böyle yani. Baktın tadına. Neyin? Bilemem, baktım. Baksana, şurayı sıyırdım ben kardeş. Bakmaz olur muyum? Yok kanka, çok böyle güzel bir pilav arabası değil. Çok güzel böyle bir ev yemekçisi, esnaf lokantası kıvamında falan. Benim hoşuma gitti şaka bir yana. Şurada şöyle bir fiyatları kontrol edelim. Neler var, ne kadar? Baba kahvaltı var. Sebzeli güveç var. Bu 195 lira. Kuru fasulye 150 lira. Pirinç pilavı 80 lira. Pirinç pilavı 80 lira mı? 80 lira wow. Pilav. Şeyler nerede? Cacık. Ona bakmayayım. Cacığı bulmaya çalışıyorum. Cacık. Mesela evet, cacık 70 lira. Cacık da 70 lira arkadaşlar. Yani fiyatlar İstanbul ortalaması. Hani pilav 80 kankam. Sen abi, tavuk, sen... Bu menüde güvece net tek atarım. Dururum, gelirim, yerim devam ederim. Ben de. Güveç kesinlikle zirve. O zaman geliyoruz biz. Evet, güzel, keyifli bir videonun sonuna geldik. Bugün Yalova'daydık ve ne var ne yok dünyaları yedik diyebiliriz. Bir girdik, sömürdük, bir de çıkıyoruz. Aynen öyle. Popüler yerlere gittik, nadir bilinen yerlere gittik, bilinmeyen yerlere gittik. Ama gerçekten bizim için keyifli, lezzetli bir videoydu. Vallahi bizi misafir eden herkese teşekkür ederiz buradan. Esnaflığınıza sağlık. Gayet güzel ağırladınız. Tüm şehre selam olsun buradan. Ve bu videoda bu şehrin hakkını verdiğini düşünüyorum. Verdik. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup, beğeni atmak, yorum atmak bizim için çok güzel olur arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Bay bay.